Toplam sembolünün tanımı yapılmış. K birden n'e kadar AK. Neymiş bu? K yerine 1 koy A1. K yerine 2 koy A2. Bunların hep aralarına artı koyuyoruz. Bu tanım verildikten sonra K eksi 5'ten 5'e kadar K küp artı 3 K eksi 3 işlemin sonucu ne olur? Burada biz mesela ifadeyi ayırmasak, direkt eksi 5 koysak mesela direkt başlasak eksi 5'in küpü artı 3 çarpı eksi 5 eksi 3. Bu ne? K yerine eksi 5 yazdığımızda oluşan. Sonra bunu bulsak ne olacak? Sonrakine geçeceğiz. Eksi 2 vereceğiz. Eksi 4 vereceğiz. Eksi 4'ün küpü artı 3 çarpı eksi 4 eksi 3. Sonra eksi 3 vereceğiz. Değil mi? Böyle ilerleyeceğiz. En sona kadar diye 4 ve 5'i verelim. 4 vereceğiz. 4'ün küpü artı 3 kere 4 eksi 3. En sonunda 5 vereceğiz. 5'in küpü artı 3 kere 5 eksi 3. Arkadaşlar bu toplamayı yapacağınız zaman tek tek bulmaktansa bakın şuraya eksi 5'in küpü artı 5'in küpü artı 3 ile eksi 5'in çarpımı 3 ile 5'in çarpımı. Bunlar hep birbirini götürür. Eksi 4'ün küpü artı 4'ün küpü. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı artı 4 ile 3'ün çarpımı. Yani her ifadedeki bu terimler çünkü buradaki k küp ve 3, 3 çarpı k üzeri bir tek ya kuvvet tek olunca eksiği ne yapacak arkadaşlar? Negatifin tek kuvveti negatif yapacak. Pozitiflerle negatifler birbirini uçuracak. Sadece ve sadece her bir ifadede eksi 3'ler kalacak. Peki burada eksi 5'ten 5'e kadar kaç tane k değeri vardır? 11 tane k değeri vardır değil mi arkadaşlar? 11 tane. O zaman her birinde eksi 3 oluşacaksa 11 çarpı eksi 3'ten cevabımız eksi 33 olacaktır.